da kar tavşanlarıyla olan fotoğrafınız. Bilirim, bir gün oraya döneriz. Orada gerçekten çok eğlenmiş. Hey, geri çekilin. Dolly fotoğrafları göremiyor. Şimdi ben de göremiyorum. Dolly zaten bir şey göremez. O bir oyuncak ve gözleri yok. Evet, görebilir. O her şeyi görebilir. Ona nazik davranmadığını bile görüyor işte. Ne? Dandelion haklı. Dolly de bu ailenin bir ferdi. Eğer o Dolly görülebilir diyorsa, Dolly görülebilir demektir. Hı? Gittiği zaman hatırlıyor musun? Biz de senin kadar üzülmüştük. Atış kaç puan aldı? Aldığım puan, hey! Bu avuç değerlerinden daha sertmiş. Aa, hayır, neden yedin? Okun ucunda kalması gerekiyordu. Onu ben yemedim. Dolly yedi, bakın. Bu çok saçma bir şey. Peki ne yapacağız? Ona bunu nasıl yapıldığını 3 kez açıkladım. Dandelion, seni bu yılın spor yarışlarına çağırmamızın tek sebebi Poppy'nin çok meşgul olmasıydı. Bu yüzden biraz çaba göstermelisin. Aksi halde yerine başkasını almak zorunda kalırız. Tamam. Gelecek sefer çok daha iyi olacağım. Görürsünüz. Hadi boylum, hadi boylum. Harika Periwinkle. Hadi sıçra. Onu tuttum. Hatta yere bile yıktım. Omzumun üzerine indi. Havuzu kapıp koşacaktın. Sana havuç yarışı olduğunu kaç kez söyledim. Biliyorum ama ben yapmadım. Dolly yaptı. Canım yanıyor. Canım yanıyor. Kıpırdamayı bırak Periwinkle. Doğru düzgün saramıyor. Bileğini burkmuşsun hayatım. Birkaç gün boyunca çalışamayacaksın. İşte bu kadar. Ayağını güzelce sardım. Seni rahatlatması için çay getireceğim. Yaptığına bakılırsa Dandelion, takım dışı kaldın. Nasıl oynanacağını anlayabilmek için çok ufaksın. Evet, hala bir bebeksin. Yanında sürekli Dolly'yi gezdiriyorsun. Neden hala saklıyorsun? Büyük çocukların oyuncağı olmaz. Evet, bu doğru. Büyümek istiyorsan Dolly'yi atmalısın. İşte size sıcak papatya çayı getirdim çocuklar. Evet, en sevdiğim yaprak yolcular. Söyleyin bakalım, nasıl gitti? 10 ton çiçek yaprağı topladık Zinya teyze. 10 ton. Bu yıl çiçek yaprağı dökümü bir harika. Kesinlikle öyle. Yaprak festivali her zamankinden daha güzel olacak. Çocuklar uyudular mı? Korkarım Dandelion uyumadı. Babasından iyi geceler öpücüğü almadan önce kesinlikle uyumuyor. Baba? Neden hala uyumadın? Bugün yaptığın spordan sonra bitkin düşmüş olmalıydı. Spor beni yormadı baba. Ben bana kızdıkları için çok üzgünüm. Hala bebek olduğumu ve anlamadığımı söylediler. Bazen büyükler onların da küçük olduğunu unutur. Yarın onlarla konuşacağıma söz veriyorum. Baba! Senin de küçükken doldurulmuş özel bir oyuncağın var mıydı? Tabii ki. Küçük kahverengi bir tavşanım vardı ve onu çok severdim. Ama büyüdüğüm zaman ona ihtiyacım kalmadı. Hadi uyu hayatım. Çok geç oldu. İyi geceler. Dolly, çekilir misin? Çok yer kaplıyorsun. Dandelion'ı bayrak yarışına almak zorunda mıyız? Olamaz. Babamın ne dediğini duydunuz. Çok küçük olduğu için ona sabır göstermemiz gerektiğini söyledi. Hayır, biz bebek bakıcısı değiliz. Yarışacak kadar büyük değilse onu takıp almak zorunda değiliz. Tamam Dolly, ben artık küçük değilim, ben artık büyüdüm. O yüzden...
artık benim olamazsın. Seninle vedalaşma vaktimiz geldi. Duydun mu Dolly? Bundan sonra göz kulak olacağım bebek, işte bu. Zeliha teyze çok küçük olduğunu söyledi. Ona karşı nazik davran, olur mu? Sana bir sürü kucak ve öpücük vereceğine eminim Dolly. Hoşça kal. Dandelion, yuhu Dandelion. Bak, Dolly'yi buldum. Evimin orada saklanıyordu. Aa, şöyle bakın. Ben de nereye gittiğini merak ediyordum. Seni geri yolluyorlar Dolly. Çok uzaklarda yaşayan bir aile bulmak zorundayım. Aklıma bir şey geldi Dolly.